Hiç zaman kaybetmeyelim ve 12. sınıf edebiyat yazılısı için gerekli taktikleri verelim. Bakın burada size çıkabilecek giriş ünitesindeki sorulardan bir tanesi edebiyat felsefe ilişkisi hakkında bilgi veriniz sorusu olacaktır. Mesela edebiyat felsefe ilişkisi neler yazabilirsiniz? Şu şekilde ekran fotoğrafı çekebilirsiniz. Buna çalışabilirsiniz. Ben anahtar kelimeler üzerinden gidiyorum. Her ikisi de bireysel çabanın ürünüdür. Edebi eserde üslup ve estetik zevk ön plandayken felsefede akıl yürütme ve mantıksal çözümleme var. Felsefede dil soyut ve kurudur ama edebi eserlerde soluk ve canlıdır. Felsefe edebi bir eser üretirken o eserin düşünsel temelini oluşturur. İşte burası çok önemli temel. Yani biz ne yapıyoruz burada? Temelini atıyoruz. E nasıl ki bir inşaatta mesela temeli sağlam atarsanız üzerine çıkacağınız katlar da sağlam olacaktır ya. Aynı mantık var. Bir felsefi altyapınız varsa oluşturacağınız ürün daha sağlam olacaktır. Onu söylüyor. Mesela Albert Camus, Franz Kafka gibi yazarlarımız felsefi derinlik taşımaktadır. Ayrıca Jean-Paul Sartre de felsefe ilgili düşüncelerini felsefi roman başlığı altında bize vermeye çalışmıştır. Edebiyat-felsefe ilişkisi bu kadar. Bir diğer sorunuz da yine ekran fotoğrafı çekin. Edebiyat psikoloji ilişkisi olacaktır. Psikoloji zaten davranışları incelen bir dalıdır. Bunu biliyoruz. Edebiyatta da sık sıkı bir yakınlık içerisindedir. Edebi eserler psikolojiden faydalandığı gibi faydalanırsa diyoruz ne ortaya çıkar? Edebiyat, psikolojisi ortaya çıkar. Edebi eserler sonuç olarak insan üretir değil mi? E ve bu ürünlerde insan izi vardır. İşte bu insan izinde de psikoloji ile değerlendirebilirsiniz. Kahramanların ruh halleri yine bu şekilde değerlendirip de psikoloji edebiyatta kaynaklı bir ve yardımcı olabilir. Örneğin iç çözümleme, bilinç akışı, rüya, hipnoz, çocukla ilişki gibi kavram görürseniz bilin ki psikolojiyle ilişki içindedir edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanda Mehmet Rauf'un Eylül romandır diyorum. Ve böyle bir soru gelirse yapabileceğiniz en fazla budur. Gelelim dilin değişimi hakkında bilgi. Bakın burayı bayağı uzun tuttum. Mesela biz ne diyoruz? Dil canlıdır, doğar, büyür, ölür. E bu esnada değişime uğrar. Dilin değişimiyle ilgili vereceğiniz örnekler böyle olabilir. Madde madde yazabilirsiniz ve bunu bir paragrafa çevirebilirsiniz. Kültür, dilin değişimindeki en önemli ...etkenlerden bir tanesidir. Mesela diyoruz, 10. yüzyıla kadar... ...biz 10. yüzyıla kadar... ...bazı kültürlere çok fazla... ...etkileşim içinde değildik. Sadece ortasında bulunduğundan dolayı... ...Çin'le bir etkileşim söz konusu... ...ki zaten Göktürk metinlerinde de Çince... ...kelimeler söz konusu ve dilin değiştiğine örnek verilebilir... ...ama çok az, çok sınırlı. Ama 10. yüzyıldan sonra... ...özellikle bulunduğumuz coğrafyanın değişmesi... ...Arapça-Farsçanın etkisine girmemize de... ...sebep olmuş. Ayrıca din faktörü de çok etkili tabii... 19. yüzyıla geldiğimiz zaman yönümüzü batıya çevirmişiz. Bu sefer de dile Fransız kelimeler daha sonra İngilizce kelimeler girmeye başlamış. Kültür bir yana. Bunun dışında coğrafya, bulunduğunuz yer çok önemli. Din ve inanç sistemi bunlar da dili etkilemektedir. Mesela şu an Gürcüce'yi bilenler var. Ne tarafta olur? Elbette ki Karadeniz tarafında olacaktır. Çünkü zaten komşusu. Örneğin atıyorum bir Hatay'da veya İzmir'deki birinin Gürcüce bilme ihtimali elbette oradakine göre daha zayıf olacaktır. Niye? Coğrafya etkisi var. Çünkü sizin kime komşuysanız ondan bir şeyler alırsınız. Sınır konusunda iletişim halinde olmak da ister istemez o dilden alacak kelimeleri bünyesinde eritmektedir diyoruz. E, din olgusundan bahsetmiştik. Bu da dilin değişiminde çok önemli bir yeri sahip. Mesela hangi dine inanıyorsanız inanın Uygurların Budizme inanması gibi ve Budist kelimeler o, o, o tarz kelimeler e, sıkça metinlerde karşımıza çıkmaya başlamış. Mesela İslam dininin bazı kendi özgü kelimeleri var, Arapça ve Farsçadan gelen. Bunlar dilimize yerleşmiş bir vaziyette. Sol olarak da teknolojik gelişmeler. Mesela bu teknolojik gelişmeler sayesinde sosyal medya platformları iyice yaygınlık kazandı ve artık dilimiz değişmeye başlıyor. Yani bazen anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Açıkçası ben zorluk çekiyorum. Devam edelim. Sözlüklerimiz. Zaten bir dilin kelime varlığı sözlüklerle listelenir. Yani bir dilin kelime varlığı sözlükler liste haline gelir. Ve belli kriterlere göre sıralanır. Belli kriterlerimiz var. Örneğin en basit kriter alfabetik sıra diyebiliriz. Günlük hayatta böyle bir sıra yok tabii ki de. Dolayısıyla biz onu o kelime anlamına göre biz üretiyoruz. İyi bir sözlük için kullanılan dili iyi tanımak çok önemlidir. Yani bir sözlük üretmek için, bir dilin sözlüğü için o dili yakından tanımalısınız, içinde bulunmalısınız ve sözlükler günün şartlarına göre yeniden düzenlenebilir. Yani eskiden çok popüler olan bir sözlük güncelliğini yitirmiş olabilir. Bunları söylemek yeterlidir. Sol olarak da şunu ekledim. Mesela bir sözlükte kelimeyi nasıl bulursunuz? Bir sözlükte kelime bulma mantığı genelde alfabetik sıralamadır. Tabii ki de o A sırası diyelim A harfi onun yanındaki B harfi de önem taşımaktadır. Çünkü eğer A ise sizin aradığınız abla başlıyorsa dolayısıyla yanındaki de size ipucu verecektir. Ve bir özellik daha genelde sözlüklerde birinci sıradaki kelimemiz genelde gerçek anlamlı kelimedir yani gerçek anlam verilir. Daha sonra mecaz yan terimlere yer verilir. Ki Türk Dil Kurumu'nu açtığımızda herhangi bir şekilde mesela yanmak yazın. Bunun bir sıra anlamı çıkacaktır. İlk birinci karşısına çıkan gerçek anlamı olacaktır. Diğerleri buna bağlı olarak ortaya çıkan mecaz yan söyleyişler olacaktır diyorum. Evet. Geldik eşleştirme sorusuna. Lehçetü lügat kimindir? Lehçetü lügat Mehmet Esat Efendinin'dir. kitabımıza geçen şeyler bunlar. Lügati Naci. Zaten Naci'den yola çıkarak bilirsiniz bunu. Muallim Naci'dir. Mukaddime Tül Edep. Bu da meşhurdur. Semahşerinindir. lehçe Osmani. lehçe Osmani. Ahmet Vefik Paşa'nındır. Muhakemetil Lügateynin yani iki dilin karşılaştırması manasında bu da Çağatay şairlerinizin yazarlarımızdan Ali Şiir Nevai'nindir. Kamusi Türki, Kamusi Türki Tanzimat dönemi önemli yazarlardan Şemsettin Sami'nindir. Ve en meşhuru Divan-ı Türk bizim ilk sözlüğümüz. Bu da Kaşgarlı Mahmuttur. Bu şekilde ekran fotoğrafı çekerseniz e, sizin için daha faydalı olacaktır. Devam ediyorum. Yazma çalışması. Biliyorsunuz zaten dedik ya uzun uzun yazacağınız ise bol puan getirecektir. Ki yazma çalışması da verilebilecek bir sorudur. Artık klasik olduğu için böyle sorulara e, karşılaşabilirsiniz böyle sorularla. Nasıl bir yazı yazma çalışması gelir? Veya nasıl yazmalıyım? Bakın zaten kitabınıza geçiyor. Toplumsal değişim, teknoloji veya sosyal medya dili nasıl etkiledi hakkında bir yazı isteyecekler size. Mesela, peki ben bunu nasıl yazmalıyım? Öncelikle farklı cümleler kurarak yazmanızı isteyebilirler. Farklı cümle yaptılar. Yani bu basit cümlelerimiz var. Ondan sonra birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümlelerimiz var. Sıralı, bağlı cümleler. Yani siz ne yapıyorsunuz orada? Örneğin cümleyi bitirdiniz, sonra nokta getirdiniz ya. Onu nokta getirmeyin. Orayı virgül yapın. Yandaki cümleyi de kurun. Sonra en sonuna nokta, nokta getirin. Bu şekilde mesela sıra cümle yapabilirsiniz veya iki cümleyi bağlarken noktalama işaretleri değil de yani noktalı virgül veya virgül değil de bağlaçla yaparsanız bunu bağlı cümle yapmış olursunuz. Bu şekilde farklı cümle yaparız sayabiliriz sizden. Dil ve anlatım özellikleri hani genel anlamda bir açıklık, özgünlük vesaire, duruluk, yalınlık gibi özelliklere dikkat edin. Yazım ve noktalama zaten diyecek bir şey yok. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. En basit yazım ve noktalama özelliği söylüyorum size bir yere nokta attıysanız en azından yanındaki cümleyi büyük harfle başlatın. Mesela orada oraya küçük bir harf attığınız anda maalesef ki metninizin tamamı gözünüzde bir hiç olabilecek. Yani niye? Çünkü çok basit bir özellik. Noktadan sonra cümle büyük harfle başlar. Yani dolayısıyla siz bunu yapmadığınızda en basit bir noktalama işareti bilgisine sahip olmadığınız izlenimi bize gelebilir. Tabii ki de biz sizi harcamayız ama lütfen bunlara dikkat edin. Peki diyelim ki Toplumsal değişim, teknoloji, sosyal medya bunların herhangi biriyle ilgili soru geldi. Yani sadece mesela toplumsal değişimle ilgili yazın dedi. Nasıl yazacaksınız? Hocam nereden başlamalıyım? Bakın şunun çok basit bir yolu var. Ben buraya bir örnek yazmıyorum. Niye yazmıyorum? Ben bu örneği yazarsam biliyorum ki alıp aynısını sınavda yazmaya çalışacaksınız. Bunu istemiyorum. O yüzden size bırakıyorum. Ve bunları yorumlarda bana yazabilirsiniz. Yani yazdığınız metinleri yorumlarda değerlendirmemi isteyebilirsiniz. Şöyle yapın. Mesela önce toplumsal değişim diyelim. Veya teknoloji sosyal medyada fark etmez. Önce bir kısaca bir ne olduğuna değinin. Yani toplumsal değişim neymiş? Bunu tanımını yapın bize. Yani bunu tanımını yaptınız diyelim. Toplumsal değişim ne olduğunu gördük, öğrendik, tamam. Sonra dili nasıl etkileyeceğinden bahsetmeye başlayın. Yani toplumsal değişim, kültürler etkileşim içinde olabilir, göç edebilir vesaire vesaire diye. E, dili nasıl etkileyeceğinden bahsettiniz. Bundan sonra birkaç tane de örnek bulun. Yani mesela deyin ki biz artık mesela toplumsal değişim ya. Yani mesela şu bölgeye göç ettik, toplum başka bir toplumla kaynaştı ve oradaki şu şu kelimeler alındı, bünyemize yerleşti diyebilirsiniz gibi. Yani ve varsa bir sayısal veri, varsa bir tanıt gösterme, örnekleme vesaire bunları kullanırız. Bunları kullandınız zaten muhtemelen ki 5 cümlenizi oluşturdunuz ki sınavda az istiyoruz zaten en fazla 5 cümlelik bir metin oluşturmak, bir paragraf oluşturmak istenebilir. En sonunda da bunu toparlayın yani bir sonuç yazın bize. Diyin ki sonuç olarak toplumsal değişim, yukarıda verdiğimiz örneklere göre değişebilir diye bitirebilirsiniz. Yani mesela yazım ve noktalamadan nelere dikkat edin, Senin için yazdım. E zaten örnek verecekseniz iki nokta atın ve örneğinizi verin. Bu önemli. İkincisi, mesela örneğin tam bir cümle değildi. Senin verdiğin örnek tam bir cümle değil. Dolayısıyla sadece kelime kelime yazacaksın değil mi? O halde bir tam bir cümle olmadığı için iki noktadan sonra büyük harfle başlama. Yani küçük harfle başlat. Yani mesela şunu söyleyebilirsiniz. Ülkemize yetişen bazı tarım ürünleri. iki nokta attık ve yazıyoruz. Elma, armut diyor. Bakın dikkat etsin. İlk e, e, küçük yazdım. Niye? Burada bir cümle kurmayacağım için. O zaman örneklerim küçük harfle başlar. Buna dikkat edin. Tabii ki de cümle sonuna nokta getirmeyi asla unutmayın. En basit söylüyorum. Şimdi en önemlisi bence. Sizin el yazınız var ya. Bazen harfleriniz büyük mü küçük mü anlaşılmıyor. Buna önem verin. Yani mesela size göre şu i büyüktür. Ama yanına yazdığınız B mesela şöyle bir şey olsun. Ya acaba şimdi o iyi büyüttü mü küçüttü mü anlaşılmayabiliyor. O yüzden buna dikkat edin. Çünkü size göre gerçekten büyüktür. Ancak el yazısı olduğu için anlaşılmayabilir. Yapacaksanız şu şekil yapın ki en azından mesela böyle yapıyorum. Artık mesela böyle yazdığım zaman kesinlikle bu i'nin büyük olduğunu anlayabiliyorum. Niye? Çünkü yanına getirdiğim diğer küçük harfler belli bir sırayla gidiyor. Şu sırayla gidiyor. Dolayısıyla ben küçük harfleri sıkıştırdığım şu iki çizgi arasına iyi de bu iki çizgi arasına sıkıştırırsam küçük iyi olur. Yani o yüzden belli bir çizgimiz olsun zihninizde. Ona göre yaptım. El yazınızı ona göre güzelleştirmeye çalışın. Yani en azından büyük harf küçük harfi öğretmen ayırabilir mi? Buna bakın yoksa yazdım yanlış olur. Vurgulamak istediğiniz yerleri tırnak içerisinde söyleyebilirsiniz. Bir de zaten dil olduğu için özellikle bizim dilimize ilgileneceksiniz. Yani Türkçe ile ilgileneceksiniz. T harfini büyük yazmaya özen gösterin. Bu bir. İkincisi mesela Türkçe ye demek istiyorum. Buraya sakın kesim atmayın. Çünkü zaten burada bir yapım eki var Türkçe. Artık bu kesmeye ihtiyaç duymuyoruz. Çekim ekini direkt getirin. Yani herhangi bir şekilde Türkçe'ye, Türkçe'nin gibi şeyler yazmak istediğiniz zaman kesmeyle özel isimmiş gibi ayırmayın. Çünkü zaten yapım eki almış. O yüzden buna dikkat edin. Dediğim gibi yazdığınız metinleri yorumlara atıp da değerlendirmemi isteyebilirsiniz. Gelelim her iki nokta için ortak olan dil çalışmalarına. Bakın bu dil hissi çalışmalar çok önemli. Mesela yazım ve noktalama. Bunlar zaten klasik bir şekilde gelebilir karşınıza. Bir de sözcükte anlamla cümlede anlamı istediğimiz için geç sözcükte kelimede anlam aynıdır. Buraya cümlede anlam yazıyorum. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Mesela en basit nasıl gelir? Bir paragraf verilir. Oradaki gerçek, yan, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri bulmanız istenebilir. Siz nasıl bulacaksınız? Ben sizin için bir göz kelimesi belirledim. Bakın, göz yazıyorum. Aklımıza gelen ilk anlam gerçek anlamdır. Yani bu ne olacaktır? Eğer size metinde altını çizdiği şey gerçekten Görme organı olan gözse diyeceksiniz ki bu gerçek anlamdır. Geldik yan anlama. Yan anlam gerçeğe bağlı olarak yeni anlamlar üretir. Mesela sizin için şuraya bir masa çiziyorum, masamı çizdim ve buraya çekimeciler yerleştirdim. İşte bu da gerçek manada nasıl ki bizim gözümüz şöyle, en azından vücudumuzun bir yerinde bu şekil görünüyor. Ee, yan anlam ise gerçek anlama bağlı olarak ortaya çıkan benzetme ve herhangi bir ilgi yoluyla ortaya çıkan yeni anlamlar. Dolayısıyla burada ben masanın gözü dediğim zaman buradaki göz yan olacaktır çünkü gerçeğinden yola çıkarak bir benzetme kurup da yeni bir anlam üretmişim. Mesela mecaz nasıl olur? Gözümden düşmek olur. Gözümden düştü. E çünkü gerçek manada böyle bir şey yok ya. E, Yanılmama da benzemiyor. O halde ne gerçek ne yan dediğim zaman yepyeni bir anlam kazanıyorsa ki gözümden düşmek demek itibara kaybetmek manasında o halde mecazdır. Terim anlam nasıl olur? Genelde bir meslek grubunun seçtiği bir anlamda diyoruz. Mesela doktora gittiniz size dedi ki göz korneanda bir inceleme var vesaire vesaire bir cümle kurdu ve oradaki gözden yola çıkarak ve yanındaki cümlelerden yola çıkarak bir şekilde terim anlamı üretebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim hikayede 1960 sonrası hikaye hakkında bilgi vermeye. Yine şöyle ekran fotoğrafı çekecek, çekecek şekilde ayarladım. Ee, ne diyeceksiniz? 1960 sonrası hikaye hakkında bilgi ver dediği zaman şöyle madde madde yazabilirsiniz. Modern hikayemiz tanzimat döneminde geldi dersiniz. Cumhuriyet döneminde yaygınlık kazandı. Artık ne diyorsunuz? Sosyal ve siyasal değişmeler hikayemizi değiştirdi. Konu çeşidini arttırdı. Psikolojik çözümlemelerle hikayelerimiz oradaki kaygı vesaire toplumsal sorunlar ele alındı diyebilirsiniz. Yeni yöntemler çıktı diyebilirsiniz. Genelsel hikaye oluşturma yöntemleri yerini modern tekniklere bıraktı. Klasik bir dün bugün çizgisi kırıldı. Artık geriye dönüş ya da zaman atlamaları ileriye atılış diyorum. Bunlar ortaya çıktı. Öne çıkan temsilcilerimiz de Murat Ammungan, Cemil Kavukçu, Ayfer Tunç, Nazan Bekiroğlu, Murat Gülsoy. Bu kadar. Küçürek öykü. Bakın burası potansiyel sorudur. Çünkü zaten çok fazla bir şey yok elimizde. Küçürek öykü de Türkçe minimal, kısa, kıpkısa kısa gibi terimlerle geldi. Genellikle 500 kelimeyi geçmez. Karakter geliştirilmez, okur yönlendirilmez. En belirgin özelliği şok etkisidir. Yazar uzun uzun anlatmaz, sadece imadır ve zihinde tamamlamak esastır. Burada kimler var? Ferit Etkü, Haydar Ergülen, Mehmet Harmancı, Tezer Özlü, Hulki, Aktunç diyorum. Ve bir size güzel bir ipucu daha. Mesela Şeköykü'nün özelliklerini yazında diyebiliriz size. Bence en önemlisi burasıdır. Küçük öykü nasıl bir ihtiyaçtan doğmuştur? Bakın bu çok önemli. Nasıl bir ihtiyaçtan? Dikkat ederseniz çok kısa bir öykü. Yani normal bir öykü zaten kısaydı. Bu çok kısa. En fazla 3-5 satır. Yani 500 kelimeye geçmiyor zaten. Yani bir sayfayı bulmaz bile. Nasıl diyorsunuz? Aslında diyorsunuz biz küçük öykünün benzerlerini daha çok kısadan hisse tarzı mesel ve fablalarda görüyorduk. Ama orada genelde bir e, kısadan hisse yani e, ee, burada ne anlatılıyor? Buradan bir sonuç çıkarmamız, bir pay, bir öğüt bunu çıkarmamız isterdi. Küçük kökte böyle bir şey yok bir kere. Özellikle 1960'lardan sonra hızlı tüketim çağının getirdiği, mesela nasıl ki yemek yemek kültürümüzden tutun da bazı şeylere kadar hızlı tüketim çağı öyküyü de etkiledi. Yani bunu söyleyebilirsiniz. Mesela okur artık uzun uzadıya hikayeleri okumak istemiyor. Okur daha çarpıcı, kendisini bir anlam çıkaracağı, hemen bitireceği bir türe yönelmek istemişti. E bu da neyi ortaya çıkardı? Küçürek öyküyü. Yani tamamen hızlı tüketim çağının bir ürünü olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Özellikle işte ülkemizde de bazı hikayeciler bunu tercih etti. Daha çok bir çığlık üstü bu şaşırtma okurun tamamlamasını isteme gibi temalar üzerine kuruldu küçürek öykü. Hikaye yazma çalışması. Zaten hikaye yazma çalışmasında da şöyle bir şey vardı. Az önce yazı yazma çalışmasına çok benziyor. Yani sizden çok basit bir şekilde hikaye 5 cümlelik bir hikaye ve kısa bir hikaye yazmak istenebilir ama bunu nasıl isteyecekler? Öncelikle konuyu belirleyin zihninizde. Teknikleri belirleyin. Mesela betimleme, örnekleme, pardon öyküleme, betimleme veya geri dönüş tekniği gibi bilinç akışı, iç çözümleme ne varsa böyle teknikleri belirlemez istenebilir. Kişileri ve özelliklerini belirleyin. Kısa kısa cümlelerle önce bir olay zincirizi kurun. Sonra bunları yazıya dökün. Tabii ki bunları benimle paylaşabilirsiniz, değerlendirebilirim hikaye yazma çalışması da soru olarak gelir. Küçülek öykü nasıl yazarsınız? Burada da temayı bilirden yani çok kısa zaten bu. Bir şok etkisi yaratacak anları seçin. Yani mesela ne belirleyeyim ve ne yaparsak okur şaşırır deyin. Bunu yapın ve sonra zaten yazdığınız 3-5 satırlık bir şey çok değil. Bunu yazdıktan sonra yine değerlendirmem için bana atabilirsiniz. Bir başka soru tipiniz de şu olacaktır. Size bir hikaye verilip de şu istenebilir. Buradaki olay yer zaman kişiyi bul denebilir. Bunlar basit bunları bulursunuz. Bakış açısını lütfen unutmayın bakış açısını şöyle bulun. Mesela birinci kişi mi anlatmış yoksa üçüncü kişi mi anlatmış? Önce bunu tespit edin. Zaten birinci kişi anlatıyorsa yani ben yaptım ben ettim diyorsa burası kahraman bakış açısıdır. Ama üçüncü kişi anlatıyorsa iki ayrılır. Ya gözlemcidir ya da tanrısaldır. Tanrısalda zihin okuma, geçmiş geleceği bilme, Kahraman ne yapacağını önceden kestirme her şeyi vardır. Gözlemci ise bir güvenlik kamerası gibidir. Sadece var olan aktarır bize. Bu şekilde bakış açısını tespit edebilirsiniz. Peki tema ve konuyu nasıl tespit edeceksiniz? Tema şuydu. Genel, soyut, düşünceydi. Yani mesela ne genel ve soyut olur? Örneğin kıskançlık genel ve soyuttur okuduğunuz hikayenizi baktınız ki genel alanda bir kıskançlık hissediyorsunuz. O zaman temaya kıskançlık yazın veya cimrilik veya sevgi, aşk, özlem, nefret her neyse bunu yazın. Konu ise zaten okuduğunuz şeydir. Yani ve kısaca diyeceksiniz ki işte mesela e, kıskançlık ya örneğin artık işte bir karı kocanın kendini kıskanmasıysa bunun olaylarını yazacaksınız. Yani temayı somut hale çevireceksiniz. Eğer yani kısaca yukarıda verilen metin neyse onu özetleyeceksiniz ve konunuz ortaya çıkacak zaten. Peki çatışmayı nasıl bulursunuz? Bu da çok önemli. Çatışma da şudur. Biz diyoruz ki genel olarak zıt unsurlar, gerilim vesaire bunlar çatışma oluşturur. Mesela zıtlıklar ve gerilim özellikle şöyle söyleyeyim. Kahraman evden çıktı ve yürüyor. Bakın bu bir çatışma olmaz. Ancak düşmanıyla karşılaştı sokağın başında işte alın size çatışma. Yani mesela oradaki çatışma o olacaktı. Niye orada bir gerilim, korku, heyecan bir duygular vardır ve okur merak eder acaba burada ne olacak diye. İşte okurun merak ettiği ve üst noktaya çıktığı o gerilimin o heyecanın üst noktaya çıktığı yerler çatışmadır. Bu şekilde çatışmaları tespit edip de yazabilirsiniz. Zaten size istenen 3-5 tane fazla bu şekilde sınava hazır hale gelirsiniz.